Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik. 1. dönem full tekrarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi Ocak programımıza bir bakalım. Bu döneme nasıl başlamıştık? Daha doğrusu Ocak ayına çarpanları ayırma canlı yayına başlamıştık. Sonrasında rasyonel ifadenin sadeleştirmesini yapıp dönemin konularını bitirmiştik. Ve geçen hafta çok güzel bir şey olmuştu. Sömestr tatilimiz başlamıştı arkadaşlar. Ve Türkiye'nin İstanbul'un da tabii ki de kar yağışı etkili olmuştu ve inşallah dışarıda karın tadını çıkarmışsınızdır. Tabii ki de bu sırada tatil oldu. Ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiğiniz işlerle vakit geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Biz ne yapacaktık ama tabii ki de dinlenirken aynı zamanda tatili zevkini çıkarırken tabii ki de boş durmayacağız. Ne yapacağız arkadaşım? Full tekrarları da izleyelim. Çünkü Tonguç Akademi sizler için dönemin tekrarını, Güzel bir şekilde biyoloji, matematik, coğrafya, fizik ve Ocak Şubat ayına kayan programla çok güzel bir şekilde ayarladı. Günlere böldü. Tabii ki de dinlenmek hakkınız ama o sırada da hafiften de konuları hatırlamak bağında full tekrarları da izlemelisiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada derse başlamadan önce şunu da bir kere daha hatırlatayım. Ödevimizi vermeden geçmeyelim. Zaten bütün dönem boyunca derslerden sonra ödevlerimizi verdik aslında. Şimdi sizin yapacağınız şey şu. Tabii ki de ödevleri yaptıysanız çoğu yerler doldur. Hatta yüzde yüze yakını doldur. Ama sizden bir ricam var. Bakın mesela bu sayfayı çalıştınız. Konu tekrar yaptınız. Bir bu sayfaya bakın. Bakın ki eksiğiniz var mı? Varsa hemen şu soruyu niye yapamamışım? Bence kitabınızı fullemeye gidin. Bakın bizim şu an yaptığımız şey neydi? Full tekrardı. Ya sen ne yapacaksın? Dönemi fullemeye çalışacaksın arkadaşım. Geçtin kendini bir süzgeçten geçir. Bir bak bakalım sayfalarını kontrol et. Konularını bir kere daha tekrar et. Yapamazsan kare kodu okut. Ve ne yap arkadaşım? Oradan doğru cevabı öğren. Lütfen bütün her şeyi unutma, hatırla. Dönemi sen de böyle bir pasif aktif bir şekilde ne yapmış ol? Ee, tekrar etmiş ol. Arkadaşlar biz ne yapmıştık? Dördüncü üniteye kadar gelmiştik. Ve sayfa 293'e kadar size ödev ver, vermiştik. Şimdi de 200 193'e kadar özür dilerim tekrardan 193'e kadar lütfen bir elden geçirin. Nerede? Konu anlatım kitabının arkadaşlar. Bir de Dinamo Soru Bankası'ndan da arkadaşlar uzatmayalım. Yine aynı şekilde lütfen tek tek sayfalarınızı bir kontrol edin. Bir bakın tarama testlerini bir kontrol edin. Hepsine bir bakın. Sonrasında da arkadaşlar güzel bir şekilde sayfa 206'ya kadar yapmış olun dedim ve bitirmiş oldum. Bu arada inşallah kardeşleriniz güzel gelmiştir. İnşallah dönemi güzel bitirmişsinizdir. Ve zaten ödülü sorumuz da bununla ilgili bugün ona da bakacağız. Evet arkadaşlar full tekrarlarda ne yapacağız bugün? Birinci üniteyi görmüştük. Sayma ve olasılıktı. Permütasyon kombinasyon, paskal üçgeni ve binom açılımı ve de olmazsa olmaz olasılık vardı. İkinci ünitemiz fonksiyonlardı. Fonksiyon kavramını gördük. Fonksiyonlarda dört işlem grafik gördük. Fonksiyonlarda bileşki ve ters fonksiyonu görmüştük. Polinomlar kısmında arkadaşımda yine fonksiyon gibi polinomun bir kavramı vardı, fonksiyon gibi polinomlarda da dört işlem vardı ve de burada özel olarak çarpanlara ayırma konusu vardı arkadaşım polinomlarda ve polinomlarda grafik yoktu, ters polinom yoktu ve bileşke polinom yoktu. Burada sadece dört işlem kavram ve de çarpanlara ayırma vardı. Bunları bugün tekrar edeceğiz. Evet arkadaşlar, permütasyonda bir tekrarımıza başlayalım. Bismillah diyelim. Arkadaşlar permütasyon neydi? Permütasyon sıralamaydı. Permütasyon sıralamaydı. Unutmayacaksın. Ve sıra çok önemliydi. Yani üç tane elemanı A'yı, B'yi, C'yi sıralıyorsan bunlar da sıra önemliydi. A başta olabilir, B başta olabilir, C başta olabilir. Bunlara dikkat edecektik. Ve permütasyon da sana... 10 kişi verebilirdi. Bunların 5'li sıralamasını sorabilirdi. Mesela 10 kişi olup 5'li bir sıraya oturtabilirdin. İşte biz de bunu PNR olarak gösteriyorduk. Nasıl yani? P 10'un beşlisi diye gösterecektik arkadaşlar. Biraz önce anlattığımı onun beşlisi olarak gösterecektik. Ve burada bir formülümüz vardı. O da neydi? Şu birinci sırada yazdığımızı mesela 10 faktöriyel biraz önce söylediğim gibi 10'dan 5 çıktı. 5 faktöriyel şeklinde yazacaktık. Zaten böyle yazdığımızda fark ederseniz 10 faktöriyel bir, birden 10'a kadar 5 faktöriyel 1'den 5'e kadar o zaman gerekli sadeleşme olduğunda da zaten 10, 9, 8, 7, 6 olacaktı arkadaşım. O yüzden o yüzden biz burada sağ biz burada kısa yol göstermiştik. 5'in üçlüsü olduğunda ne yapacaktın? 5'ten başlayıp 3 tane yazacaktın. 5 4 3 bitti bu kadar. Kısa yolda buydu. 6'nın dört üstlerse 6'dan başlayıp 4 tane yan yana yazacaktın. Bunu biliyoruz. Ve bilmen gereken bazı kısa kurallar vardı. O da en kişinin enli sıraya dağılması, oturması en faktöriyeldi. Enin sıfırlısı en tane kişinin hiç oturmaması da tabii ki de bak hiç oturmamada bir durumdur. O yüzden de en'in sıfırlısı birdi. Ve arkadaşım en kişinin birli tekli tekli oturması da tabii ki de en kişi tek tek oturacağı için en'di en'in birlisine de en demiştik. Ve unutmamam gereken bir şey vardı. Tekrarlı permütasyon. Mesela biraz önce A, B, C elemanları var dedik ama bazen de A, 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 B, B, C olabilir. Veyahut da 2, 2, 2, 3, 3 ve 5'i sırala ders sana. Bunlardan nasıl oluşabilir der. Burada yapman gereken neydi? Sen hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir sıkıntı yokmuş gibi bunları sıralıyorsun. 6 faktöriyel 6 kişiler çünkü. Ve sonrasında da mesela bakın 3'ler 2 kere tekrar etti ya da B'ler 2 kere tekrar ettiyse... Onların yer değişme ihtimali. Yani 2 faktöriyel ortadan kalktığı için böyle 2 faktöriyel yapıyorsun. Sonrasında da 3 ikilerin de yer değişmesi ya da A'ların da yer değişmesi ortadan kalktığı için 3 kişi oldukları için 3 faktöriyel yapıyorsun. Bir de bu tekrarlı permütasyonun yol sorularında veya hatta en kısa şekilde nasıl gidebilir sorularında grafik üzerinde gösteriliyordu. Grafik değil de şekil üzerinde gösterme hali vardı. Burada da yapacağın şey sağ 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 sağ. O zaman ne var? 4 tane sağa gidebilirdi. Yukarı 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 yukarı. O zaman 4 tane de yukarı gidebilirdi. Sen yine bunu nasıl yapıyorsun? 8 tane elemanın var. Ama dördü birbiriyle aynı ve diğer dördü birbiriyle aynı gibi düşünüp tekrarlı permütasyonmuş gibi yapıyordun arkadaşım. Ve sıralama yaparken ortak durum varsa ayrılarak yapılıp sonra toplanırdı. Nasıl yani elemanlarında senin sıfır varsa mesela ve beş varsa adam sana beşe bölünmeyi soruyorsa ve tekrar etmiyorsa sıfır başa gelemeyeceği için bak ortak durum dediğimiz ne? sıfır başa gelemiyor ama sonra da gelmek zorunda. O zaman ne yapıyorsun? Sıfırlı durumu ayrı yazıp beşli durumu ayrı yazıp sonrasında topluyorsun. Unutmuyorsun. Son rakama sıfır beş demiyorsun da sıfır ayrı beşe ayrı olarak yazıyorsun. Ve en önemli şey burada işlemler yaparken sıfırın başa gelmeyeceğini hatırlıyorsun. Kombinasyona geçtiğimde de kombinasyon neydi arkadaşım? Seçmeydi. Bak Permütasyon sıralamayı da bu seçmeydi. Nereden seçiyorum? Sanki bir kümeden alt küme seçiyormuş gibi. Ve tabii ki de burada seçtiğim için sıra önemli değil. Ya yani bir eleman bir kümeden eleman seçersen onların sırasının hiçbir önemi yok arkadaşım. Ona göre hareket ediyorsun. Ve kombinasyon permütasyon P ile gösteriliyordu. Kombinasyonumuz da C ile gösteriliyor. Ya da dikey bir şekilde enin r'lisi diyebiliriz. Burada sıra önemli olmadığı için biraz önceki permütasyon kuralıma bir de onların yer değişme ihtimalini R faktörünü ekliyorum. Ve burada arkadaşım permütasyonda olduğu gibi kombinasyonda da kısa bir yol söylemiştik. O da neydi? 5'in üçlüsü dediğimde yine bakın permütasyonu yazıyorum ve aşağıda ekstradan R faktöriyel koyuyorum. Yani 5, 4, 3'ü yazdım permütasyon gibi. Bir de birden başlayarak 3 tane yazıyorum. Burada ne yazıyorsa onu söylemiştik. Ve unutma arkadaşım. En tane elemandan enini seçmek için ne yaparsın? Bak seçmeydi. Seçme bir durumdur. En, en tane elemandan hiç seçmezsen o da bir durumdur. Ve en tane elemandan birer birer seçersen o da en'in birlisi kombinasyonda en'dir arkadaşım. Unutma. Ve burada çok önemli bir kural vardı. Onu da unutmuyorsun. Altının ikilisiyle altının dörtlüsü birbirine eşitti. Yani altlar toplamı üstü veriyorsa bunlar birbirine eşit. Işte bak 2 artı 4 6 unutmuyorsun. Ve buradaki niye bunu yapıyorduk? Çünkü adam sana onun dokuzlusunu bul der. Sen diyeceksin ki ya ne onun dokuzlusu o çok zor işlemin ben niye yapayım ki diyeceksin. Sen onun birlisini yapacaktın. Bu kuralın özelliği zor işlemleri basite çevirmekti. Ve geometrik yorum vardı. Geometrik yorumda mesela örnek olarak bir çemberin varsa üzerinde 5 tane nokta varsa sana dese ki bu noktalardan kaç tane üçgen oluşturabilir derse o zaman sen 5 taneden üçünü alsan bir üçgen oluşturuyor mu? Evet oluşturuyor. İşte burada da bir bakıma seçme var. Yine bir bakıma burada kombinasyon var. O zaman sen de beşin üçlüsü yaparsın ve olaydan kurtulursun dediğim. Ve bazı sorularda en az kelimesi geçer. En az. Mesela en az Mesela burada en az 3 kenarı olan bir çokgen der. En az 3 kenarı olan bir çokgenlerse 5'in beşin 3'lüsü, 5'in 4'lüsü ve 5'in 5'lisi yani üçgenden, dörtgenden, beşgenden bahsediyordu. Şimdi bu duruma bakarsan burada arkadaşım geçen sorularda diğer durum daha asa tamamından çıkartılır deniyor. Tamamı ne arkadaşım burada? Mesela 5'kin için bakarsan 2 üzeri 5'tir. 32 bütün durumdur. Ama sen mesela burada 5'in ikilisi de olsaydı 5'in birlisi de olsaydı. Mesela burada kim eksikti? 5'in 0'lısı eksikti. O zaman sen bunun tamamının 2 üzeri 5 olduğunu biliyorsun. Çünkü alt küme 5 elemanlı bir alt küme. Sana 5 üzeri 0 haricindekileri sorarsa e tabii ki de bunun değeri 1 olduğuna göre o zaman burası nedir? 31'dir diye düşünebilirsin. Çünkü 2 üzeri 5 32'ydi. En az geçen sorularda diğer durum daha azsa bunu bilip tamamından çıkartıyordun kombinasyonda unutma. Geldim Pascal üçgenine. Pascal üçgenini bakın kombinasyonla ayırt, ayırmaman lazım. İkisini bir mantıkta düşünmen lazım. Pascal üçgeni 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 diye giden bir üçgendi. Yukarıdakilerin tek tek toplamı aşağıya çap ikili ikili toplamı aşağıdaki ortadakine eşitti. Bu Pascal üçgeniydi. Peki ne işe yarıyordu? Bu Pascal üçgeni bizim buradaki binom açılımımızdaki katsayıları sayıları veriyordu. Bakın mesela eninci kuvvette enin sıfırlısı, enin birlisi, enin ikilisi ve enin enlisi şeklinde yazılmasını veriyordu bize. Pascal üçgeni binom açılımındaki katsayıları sayıları veriyordu. Peki Pascal üçgeni kimle alakalıydı? Kombinasyonla alakalıydı. Bakın burası sıfırın sıfırlısı bir. Birin sıfırlısı birin birlisi. Bakın onlar da birerler. İkinin sıfırlısı 2'nin ikilisi birler. 2'nin birlisi 2. E, burası ne bu arada? Bakın x artı y'nin karesinin kat sayılır. 1, 2, 1. Mesela hatırlıyorsak çarpanları ayırmada görmüştük. X artı Y'nin kübünde ne vardı? 1, 3, 3, 1 vardı mesela. Çok güzel. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekmesi lazım. Bu iki tanesinin toplamı alt ortayı verdiğine göre. Mesela şu ikisinin toplamı şunu verdiğine göre. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi hop 4'ün ikilisi ediyor. Aa bir dakika. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi hop üst bir artıyor. Altta büyüğü kadar kalıyor. He, o zaman enin reylisi, enin r re artı birisi toplandığında üstün bir artıyor ve altım da büyü kadar kalıyor. İşte böyle de bir formülüm vardı. O da Pascal üçgeninden kombinasyon bağıntısından geliyordu. Arasındaki ilişkiden geliyordu. Pascal üçgeni alt kümelerin sıralanışı gibidir. Evet burada söyledik. Mesela dört eleman var. Dördün sıfırlısı, dördün birlisi, dördün ikilisi, dördün üçlüsü, dördün dörtlüsü olarak karşıma geliyordu arkadaşım dedik. Mesela sıfır eleman almış, üç eleman almış gibi. Alt kümelerin sıralanışı gibiydi. Ve binoma gelmiştik. Binomda bir tık zorlanıyorduk arkadaşım ama zorlanacak bir şey yoktu. Binom açılımı demek n'in sıfırlısıyla başlayıp x üzeri n, y üzeri sıfırla başlıyorsun. Ve x'in üzerini bir 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 azaltırken y'nin üzerini bir, bir 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 arttırıyorsun. Ve en sonda bir bir azaltırken x'in üzeri sıfıra y'nin üzeri n'e geliyordu arkadaşım. Ve burada en önemli şey bana herhangi bir terim sorduğunda onun ne olduğunu bulmamdı. Hemen onun da formülünü söylersek bakın herhangi bir yerdeki senin yapman gereken 3 tane şey vardı. Birincisi baştaki katsayı kombinasyonun, ikincisi ilk terimin üssü, ilk terim ve üssü, ikincisi ikinci terim ve üssüydü. Yani 1 2 3 3 tane olayı iyi bilmen lazımdı. Birincisi kombinasyon, ikincisi birinci terimin ve üssü Üçüncüsü de ikinci terim ve üstüydü. Şimdi bunu nasıl biliyorduk? Zaten bu üst buraya geliyordu. Bu alttaki R de ikinciye geliyordu. Ve arkadaşım unutma üstler toplamı da her zaman N'ye eşitti. Bak burayı unutma üstler toplamı her zaman N'ye eşitti. O zaman N eksi R, R ile topladım neydi? Ve burada yine unutmaman bir şey var. Unutmaman gereken bir şey var. O da şu arkadaşım. Bak burada N'in sıfırlısıyla başladığım için Birinci elemanım sıfır. İkinci elemanım n'in birlisi. Üçüncü elemanım n'in ikilisi. O zaman n'in reelisi dediğimde bu adam ne oluyor? R artı birinci terim oluyor. Bakın R artı birinci terimim olmuş oluyor. Zaten burada da R artı birinci terim dediğimde onun da sen bu olduğunu bileceksin. Ben burada formül kullanmıyordum. Sana ne diyordum? Adam sana sekizinci terim derse sen hemen N n'in sıfırlısıyla 7'nin sıfırlısıyla başladığı için mesela şöyle diyelim üssü 7 olan bir şeydi. Sana dördüncü elemanı sorarsa yani dördüncü elemanın kaçtır diye terimin kaçtır diye sorarsa sen orada 7'nin sıfırlısıyla başladığın için dördüncü teriminin 7'nin üçlüsü olduğunu bilmen lazım. 7'nin üçlüsü olduğunu bilmen lazım. Niye? 7'nin 0, 1, 2, 3. Bak 4. Eleman, 4. teriminin 7'nin üçlüsü. Yani R artı bir formülüne takılma. Sen direkt Burada başta sıfır olduğu için üçüncü dediğim, yedinin üç üstlediğimde altın bir fazlası olacak. Bak R'nin bir fazlası oluyor. Ve terim sayısı sıfırla başladığı için n ne bittiği için n artı bir tanedir dedim. Üstü menüse. Üstler toplamı her zaman n'yi verecek dedim. Ve R artı birinci terimi uzun uzun anlattım. Sana X artı Y'nin X artı Y'nin 2N'inci kuvvetini verirse bak X artı Y'nin 2N kuvvetini verirse Ortanca terim 2 2'nin enlisi x üzeri n y üzeri n'dir dedim ve burayı da bitirmiş oldum. Katsayılar sayılar toplamı için arkadaşım unutma sana x artı y üzeri bilmem kaç diye bir açılım verirse sen x'in yerine bir y'nin yerine bir verirsen bakın x'ler y'ler pasif duruma düşer direkt katsayılar kalır. Ve sabit terimi sorarsa sabit terimde de x ile y'nin yerine sıfır koyarsan Orada da x'ler y'ler gider sadece sayı kalır unutma. X ile y'nin yerine bir koyarsan katsayı sayı. X ile y'nin yerine sıfır koyarsan sabit terimi vereceğini binom açılımında unutmayacaksın. Devam ediyorum. Bilmem gereken dördüncü konum permütasyon kombinasyon. Pascal üçgeni binom açılımından sonra yani Pascal binom birlikte söylenir genelde. O yüzden dört dedim olasılığa ya da beş de diyebilirsin. Beşinci konumda olasılık. Olasılık da örnek uzayı belirlemek çok önemlidir. Hani biraz önce bir tane yuvarlak üzerinde yapmıştım ya çokgen kaç tane yazılabilir demiştim. İşte çokgen kaç tane yazılabilir sorusunu artık sana şöyle soracaklar. Bu, bu şekil üzerinde çokgenlerden işte içinde çokgenlerin içinde ne diyor arkadaşım? Mesela üçgenin olma olasılığı. Yani bunu sorabilir. O yüzden de sen tamamını bulacaksın. Mesela o şekilde yapmıştık ya 5'in 3'lüsü, 5'in 4'lüsü ve 5'in 5'lisi. üçgen, dörtgen, beşgen yapmıştık. Sana diyecek ki bu çokgen nereden? Üçgen olma olasılığı diyecek. Sen hemen üçgeni çekeceksin. Burada arkadaşım unutma neden örnek uzayı belirlemek çok önemli? Çünkü her zaman sana sorulan örnek uzayın içindedir de o yüzden. Yani bir toplumun içinde sana bir kısmının olasılığını yani bir kısmının durumunu soracak. İşte o yüzden örnek uzayı belirlemek ultra mega süpersonik önemlidir. Hatta ve hatta konuyu anlatırken ne demiştim? Ben ben bunu lisedeyken çalışırken bu kısmı çok iyi anlamadığım için per, olasılıkta zorlanıyordum. İnşallah sizler zorlanmıyorsunuzdur dedim. Şimdi bize PA olarak verecek probability'den geliyor. İngilizce olasılıktan yani olma durumundan geliyor. Biz PA dediğimizde A olayının olma olasılığı A olayının sayısı bakın burada ve bizim örnek uzayımız E dediğimizde örnek uzayımızın eleman sayısına bölümünden geliyor. Yani nedir bu? İstenen böyle de yazmış değil mi? Bölü örnek uzay. Örnek uzay diyebiliriz. Geçtim bir bir e, örnek uzayın olma ihtimali yani zarı attığımda kesinlikle 7'den küçük gelme ihtimali yüzde yüzdür. Yani birdir. Birdir. Ama 7'den büyük gelme ihtimali var mı? Mesela o da boş kümedir. Yani hiçbir eleman olmayan bir olasılığın e, olma durumu sıfırdır. yok olma olasılığı yoktur yani. Ve unutma o zaman ne diyorum? Demek ki bir olasılık en fazla 1'e eşit olabilir ve birden küçük olmalıdır ve de sıfıra eşit olabilir ve sıfırdan küçük olmalıdır dedim ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Ve arkadaşım bir adam bir tahtaya atış yaptığında bu atışın olma ihtimali 3 bölü 5 ise 3 bölü 5 ise olmama ihtimali 2 bölü 5'tir. Çünkü bir şeyi vurmayla vurmamanın toplamı her zaman 1'dir unutma. Ve iki tane olayın birleşiminin olasılığını sorarsa orada o olayların kesişimi var mı diye bakacaksın. Aynı kümelerdeki gibi sen o zaman A olayını toplayacaksın. A olayının B olma olasılığını. B'nin olma olasılığını toplayacaksın. Ve kesişimlerini de çıkartacaksın unutma aklında olsun. Ama iki olayın kesişimi yoksa yani ayrıklarsa o zaman tabii ki de sadece burayı almış olacaksın. Bunların ikisini toplamış olacaksın. Evet arkadaşlar sayma olasılık konumuz bu kadardı. Sayma olasılığı bitirmiş olduk. Çok güzel bir şekilde ne yaptık? Permütasyon, kombinasyon, Pascal, binom ve olasılığı bence çok güzel hallettik. Şimdi fonksiyonlara geçtik. Fonksiyon neydi arkadaşım? İlk önce fonksiyon kavramını hatırlatalım. Fonksiyon dediğimiz f iki nokta üst üste yani fonksiyon a kümesinden b kümesine tanımlanan bir işlemdi ve bu işlemde f'nin içine koyduğumuz x'ler bizim tanım kümemizden geliyordu. A dediğim şey tanım kümesiydi. B dediğim şey de cevapların gittiği bir kümeydi. Birazdan zaten onu göstereceğim yine. Ve cevaplarımız da bize görüntü kümesini oluşturuyordu. Yani görüntü kümemiz vardı ve görüntü kümesi de büyük bir değer kümesinin içindeydi. Cevaplarımız da bizim karşımıza y olarak geliyordu. Buradaki x'ler arkadaşlar tanımdan gelirdi. Yani tanım kümesinden alınırdı, alınırdı. Y'ler de görüntüydü. Yani bizim değer kümesinin içinde bulunan bakın değer kümesidir demiyorum. Değer kümesinin içinde bulunan görüntü kümesini oluşturuyordu. Ve bir fonksiyonun, daha doğrusu bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için birinci olarak bilmen gereken bu kümedeki A'nın, B'nin, C'nin hepsinin karşıya gitmesi lazımdı ve herkesin de Burada yalnız bir elemana gitmesi lazımdı. Mesela A 3'e gidebilir, B 1'e gidebilir, C de 2'ye gidebilir. Ama herkes karşıya gidecekti ve karşıda bir el elemana gidecekti. İşte bu küme tanım kümesiydi. Bu küme değer kümesiydi. İşte buradaki 1 2 3 de bizim görüntü kümemizdi arkadaşım. Unutma. Fonksiyonlarımızın çeşitleri vardı. Nelerdi onlar arkadaşlar? İçine fonksiyon vardı. Biraz önce anlattığımız içine fonksiyon. Bakın değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa ki burada mesela kalıyor. O zaman neydi bu? Biz buna içine fonksiyon diyorduk. Örten fonksiyon neydi arkadaşım? Örten fonksiyonda burada bir D ve E olsaydı, onlar da bunlara gitseydi ne olmuş olacaktı? Buradaki B kümesinde değerde boşta eleman kalmayacaktı. Kalmazsa da biz B kümesini örtmüş olacaktık. Birebir fonksiyonda her bir eleman karşıya gidecekti ya. Dikkat edin. Bazı elemanlar aynı elemana gidebilir. Mesela B1'e giderken C de 1'e gidebilir. O zaman birebir olmazdı. Ama her eleman burada gösterdiğim gibi ayrı ayrı bir elemana gidiyorsa işte o birebirdi arkadaşım unutma. Birim fonksiyon neydi? Her eleman kendisine gidiyorsa biz buna birim fonksiyonu diyorduk. Hatta ve hatta içi neyse dışı odur diyebilirsen daha güzel olur. Çünkü f x artı 2'nin cevabı x artı 2'dir. Çünkü herkes kendine gidecekti unutma. Sabit fonksiyonumuzda x'in olmayan içi ne olursa olsun dışı aynı kalan mesela f5'in cevabının 1 olduğu f7'nin cevabının 1 olduğu bir şeydi ve burada x olmadığı için x'li terim yoktu unutma aklında olsun. Sıfır fonksiyon özel bir fonksiyondu sabit fonksiyondu o da neydi arkadaşım fx eşittir sıfırdı f'in yerine 5 verdin 7 verdin 100 verdin cevabın hep sıfırdı hatta ve hatta sabitin bile sıfırdı unutmuyorsun. Sana yani sabit fonksiyon deyip orada x'lerle ilgili bir şey varsa onların kat sayısını sıfır yapıyorduk dedim unutma. Bu arada bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Bazı konuları hatırlayamazsanız bazı konuları aa ben bunları unutmuşum diyorsanız lütfen dönem içindeki videolarımızda tekrar amaçlı günlerinize yayarak izleyin. Tatilimiz uzun hiç sıkıntı etmeyin yavaş yavaş rahat rahat bir gün oturup bütün gün çalışacağını beş güne günde birer saat 45'er dakika bir buçuk saat çalışsan yeter arkadaşım unutma. Bir de arkadaşım fonksiyon çeşitlerinden tek fonksiyon vardı. Tek fonksiyonun anlamı tek kuvvetli elemanlardan oluşuyordu fonksiyonumun. Hep x üzeri 3 x üzeri 5'ler olacaktı. Ve tabii ki de burada x'in yerine eksi x koyduğumda eksiği dışarı kusmasından geliyordu tek fonksiyon olması. Ve arkadaşlar bu da bize ne gerekiyordu? Grafikte orijine göre simetri olduruyordu. Peki çift fonksiyon deyince aklıma ne gelecekti? Tabii ki de çift kuvvetli elemanlardan oluşacaktı. Haliyle x üzeri 4 varsa x üzeri 6 varsa sen burada x'in yerine eksi x koyarsan hiçbir şey fark etmezdi. Çünkü çünkü o 6. kuvvet 4. kuvvet çift oldukları için eksi yutacaklardı. Bakın tek fonksiyon eksiği kusuyor. Evet, çift fonksiyonlar eksi yutuyor. Niye? Burada tek fonksiyonlar mesela x üzeri 3 dersen eksi x koyarsan e, fark eden bir şey yok ki. Bu direkt ne oluyor? Eksi x küp oluyor. Dışarı çıkmış oluyordu. Ve arkadaşım unutma çift fonksiyonlar eksiği yuttukları için ne yapıyorlardı grafikte? Buradakilerin aynısı y'ye göre simetri olup hemen karşı grafimin sol tarafında da aynı şeyler olacaktı. Geldiğim fonksiyonlarda 4 işlemi arkadaşım. 4 işlemde Bildiğin sadece yapman gereken şuydu. F kümesi A'dan R'ye, G kümesi B'den R'ye gidiyorsa ve bu kümelerin kesişimi boş küme değilse. Bak burada en önemli kural şu. A'da tanımlı ve B'de tanımlı olanların ikisinin de ortaklarını alman lazım. Çünkü mesela 5'i aldım. 5 burada var, burada yok. O zaman F, G, 5'i koyamazsın ki. İşte o yüzden ortaklarını alıyorsun. Ve burada bilmem gereken tek bir şey vardı. Adam israf olmasın diye x'i bir kere yazmıştı ama sen bunun mealinin ne olduğunu bilmen lazım. fx ve gx diye ayrı ayrı fonksiyonların toplamı olduğunu bilmen lazım. E burada eksi varsa ayrı ayrı eksi olduğunu bilmen lazım. Çarpı varsa ayrı ayrı çarpı olduğunu bilmen lazım. Bölü varsa ayrı ayrı bölü derken unutmaman gereken bir şey var. Mesela g4'ün sıfırsa o zaman burada sıfır elemanını 4 elemanını koyamazsın. X'in yerine 4 koyarsan 0 yapıyorsa payda matematikte çok önemli bir kural sıfır olmaz arkadaşım unutma dedim. Hatta ve hatta bir kere daha hatırlatalım. Bakın sıfır bölü bir sayı varsa bunun cevabı sıfırdır. E, sayı bölü sıfır varsa mesela sayı bölü sıfır varsa bu nedir arkadaşım? Tanımda olmadığı için tanımsızdır. Sıfır bölü sıfır da arkadaşım. Hatta şunlara A değil de B diyelim. Bakın sıfır bölü sıfır da ne olacaktı? Bu da neydi belirsiz? Yani ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden de belirsiz diyoruz. Unutmayın aklınızda olsun. Payda sıfır olmaz. Olursa da tanımsız olur arkadaşım. Unutma. Geldik buraya. Dış içeride bir k varsa sen onu dışarıya bir katsayımış gibi yapıyorsun ve k çarpı f(x) yapıyordun, geçiyordun. Ve fonksiyonların grafiği acayip önemliydi. Çünkü 12. sınıfta limit türev integral 9 e, 11. sınıfta e, polinomlar, e, polinom diyorum özür dilerim. Paraboller ve fonksiyonun grafiklerinin Farklı türleri olacak. Orada da bize lazım olacaktı. Tanım kümem neydi? Tanım kümem x'ler üzerinde benim nereden başlayıp nerede bittiğimdi. Mesela burada eksi b'den başlamış. Ve burada da c'ye a'ya kadar gittiyse o zaman benim tüm tanım kümem nedir arkadaşım? Tanım kümem eksi b ile a aralığıdır dedim ve bitirdim. Peki görüntü kümem nedir? Görüntü kümemin en altı nereye geliyorsa. Bak en altı buraya geliyor eksi c. En üstü de şuraya geliyor dedim. Bu da D olsun. O zaman senin görüntü kümen nedir arkadaşım? Eksi C'den. Bakın en alt nereye gelmiş? En üst nereye gelmiş? Burada da neye bakıyorsun? En uç noktalara bakıyorsun. X'lerin üzerinde en uç nerede? Burada da en uçla ve en alta bakıyorsun. Ve burada unutmaman gereken bir şey. Sana F3 nerededir diye sorarsa hemen 3'ü alıyorsun. Grafiğe gidiyorsun. Ve bir bakıyorsun ki hop 2'ye gelmişin Diyorsun ki o zaman F3 2'dir. Ve sonrasında arkadaşım F0'a baktığımda F0 nedir diye sorduğunda bakın burada sen 3 2'ye gidiyorsa 3,2 noktası vardır diyeceksin grafiğin üzerinde. Peki F0 derse nedir? Bakın x'i 0'dır. O yüzden y'nin üzerinde x'ler 0 olduğuna göre sen grafikte y'nin üzerindeki noktaya bakabilirsin. Ve burası da 4 ise o zaman sen gönül rahatlığıyla 4 diyebilirsin. Ama cevaplarım 0 yani burada bana bir tane k gelmiş ve cevabım 0. Bakın y sıfır. Y nerede sıfır olur? X'in üzerinde. O zaman sen de ne yapıyordun hemen? Sen buradaki eksi dört noktasına, şuradaki dört noktasına ve şuradaki yedi noktasına denklemin kökleri diyordun. Eşittir sıfır derse kimlermiş onlar mesela bu grafiğe göre? Eksi dört, dört ve yedi denklemin kökleridir ya da sıfırlarıdır devdik. Ve arkadaşım iki tane testimiz vardı. Düşey test ya da dikey testim arkadaşım. Baktığımda bana ne verirdi biliyor musun? bana fonksiyon olup olmadığını verirdi. Bakın burada iki noktadan geçerse o fonksiyon olmazdı. Bana fonksiyon mu değil mi sorusunun cevabıydı. Tek noktada keserse fonksiyondu. Yatay testimde arkadaşım bana birebir mi değil mi diye bakardı. Bakın mesela bu fonksiyon birebir değil. Bir iki noktada kesmiş. O zaman dedik ki buradaki eleman ve buradaki eleman aynı elemana gidiyorlar. O zaman birebir değildir dedik. Yatay testte bize Bire bir mi sorusunun cevabını verirdi. Evet arkadaşlar, geldik bileşke fonksiyon ve ters fonksiyona. ikisini aynı anda anlatmıştık konu anlatırken de. Şimdi tekrarda da birlikte anlatacağız. Bileşke fonksiyonda lütfen ve lütfen zorluk bir şey yok arkadaşım. Sadece bileşke deyince f'in içine sen gx atıyorsun. Başka hiçbir ekşin yok. Ve unutma, f'in içine g'yi atmakla g'nin içine f'i at atmak aynı şey değildir. O yüzden bunlar birbirine eşit değildir. Sakın sakın bunun yerine bunu yazmayı çalışma arkadaşım. Peki üçlü varsa nedir? O zaman üçlü varsa H bunların hepsini içine alacak. Sonrasında bakıyorsun G F'i içine alacak. Ve en içeride de ne olacak? Fx olacaktı. Ve bileşke fonksiyonunda başka hiçbir action yoktu. Sadece bunu yazıp grafiklerde ve sorularda yerlerine koymaca vardı. Ters fonksiyona baktığımda arkadaşım F A'dan B'ye gidiyordu arkadaşım. A'dan B'ye gidiyorsa o zaman F X eşittir Y ise tersinde de B A'ya gidecekti ve X içerideki dışarıya dışarıdaki içeri geçecekti. Ne diyorsun hocam? F 3 dediğim şey 5 ise F'in tersinde 5 eşittir 3'tü. Sana bu verilirse sen bunu yazabilirsin. Bu verilirse bunu yazabilirdin. Unutma ve tanım kümeleri çok önemliydi. Ters fonksiyonu bulurken de sana mesela F X eşittir 2x eksi 4 verirse sen hemen burada fx'e y deyip x'i yalnız bırakmaya çalışacaksın. x'i yalnız bıraktığında da bakın y artı 4 bölü 2 x yalnız kaldığında da x ile y'nin yerini değiştirip hemen bakın x ile y'nin yerini değiştirip x artı 4 bölü 2 yaparak buluyordun. Ve bazen de sana fonksiyonu rasyonel bir şekilde vereceklerdi. Rasyonel verdiğinde de A ile D'nin yeri değişecekti. Ama dikkat A eksi 3 ise mesela işaret değişip artı 3 olarak aşağı gelecekti. Buradaki D dediğim şeyde 3 ise yukarıya eksi 3 olarak geçecekti. Ve şurası çok önemliydi. Burası tanım kümesinde tanımsız yapandı. Burası da tersinde tanım kümesinde de tanımsız yapandı. Mesela bakın buraya sıfır koyduğunuzda sıfır yapan, bu da buraya sıfır koyduğunda sıfır yapan değerdi. Peki tersle bileşkeyi karıştırırsak, bir şeyin tersinin tersi kendisiydi unutma. Ve de arkadaşım burayı sakın kaçırma. F'in e, tersiyle kendisi bileşkeye girerse ya da bileşkeyle e, tersiyle kendisi ya da kendisiyle tersi bileşkeye girerse birim fonksiyon yani x olurdu. Ve de arkadaşım bileşke tersi alınırsa hemen yer değiştirip hem de tersleri olması gerekiyordu dedim. Ve neyi bitirdim arkadaşım? Burada da polinom fonksiyonları da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar hemen 3-4 dakikalık da polinomu da yaparsak polinomda kat sayılar reel sayı olacaktı. Yani x'lerin önündeki sayılar hiç fark etmezdi. Kök olabilirdi. Mesela kök 7. 2 bölü 3 olabilirdi. Eksi 2 olabilirdi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama gel gör ki kuvvetlerim x'in üstleri x üzeri 5, x üzeri 7, x üzeri 0 yani doğal sayı olmalıydı. Fonksiyondan farkı buydu. Baş katsayı dediğimizde bizim en büyük derecelimize biz fonksiyonun derecesi derdik. Ve bu da neyle gösterilirdi? Bunun da kat biz baş katsayı derdik. Önündeki katsayıydı. Yani baş katsayı en büyük olan katsayı değil. En büyük derecelinin önündekiydi unutma. Sabit terimimizde her zaman olduğu gibi x'siz kısımdı. Aklında olsun. Polinomlarda sabit terimi bulmak istiyorsan her zaman x yerine 0 koyacaktın. Bak p0'ı bulmaya çalışmıyorsun arkadaşım. x'in yerine 0 koyuyorsun. Mesela p2 x artı 2'nin sabit terimini sorarsa x'in yerine 0 koyuyorsun. p2 yapıyorsun dedim geçtim. Polinomun kat sayılarını sorarsa p1'i bulmaya çalışmıyorsun. Dikkat et. x'in yerine 1 koyuyorsun. px artı 2'nin Katsayılar toplamı derse sen x'in yerine bir koyuyorsun ve P3'ü bulmaya çalışıyorsun. Dedim, geçtim. Ve arkadaşım unutma. Ne vardı? Toplamada iki polinomun dereceleri aynı olanları topluyorsun. Dereceleri bir tanesi varsa o zaman direkt alıyordun. Dereceleri aynı olanları çıkartıyordun ve çarpmada alayını çarpıyordun, yeni bir polinom oluşturuyordun. Ve bölmede de arkadaşım iki polinomu bölüp ne yapıyorduk? Diyorduk ki burada hemen R(x)'im yeni bir polinom oluyordu. Ve unutma bölmedi arkadaşım. X eksi 2 ile bölümünden kalan 3'tür derse sen hemen bunun mealini biliyordun. X eksi 2'ye 0 diyordun. X eşittir 2 yapıyordun. Ve buradan da arkadaşım ne yapıyordun? P2 bu arada tabii ki de Px polinomu değil de Px artı 2 polinomu olsun. Hemen bu 2'yi ne yapıyordun? Burada yerine koyuyordun. O zaman sana ne diyordu? P4 eşittir. Bu bunun meali 3 demekti. Çok önemli bir şeydi. Aklında olsun unutma sakın dedim geçtiğim. Ve arkadaşım polinomların çarpanları ayrılması çok önemliydi. Çünkü ortak paranteze ile çarpanları ayırabilirdin. Bakın burada a kareler ortak. Ve burada ikisinde de b var b'ler ortak. Bakın a kare b'yi alırsan buradan 1 kalır. 0 kalmaz unutma. Buradan a'lardan 3 tanesinden ikisini alırsan a kalır. Buradan b'lerden bir tanesini alırsan böyle olur. Peki gruplandırma neydi? Gruplandırma ortak olanları almaktı. Bakın burada n eksi m var. Bir de ne var burada? Artı x parantezinde m eksi n var. Bakın böyle yaptıktan sonra m eksi n ortak parantezini alabilirim. Bakın bu m eksi n'nin eksilisi o zaman burada eksi 1 vardır. Burada da x vardı dedik geçtik. Özdeşlikler vardı. Özdeşlikler için arkadaşım sana süper bir tablo hazırladım. Onu birazdan göstereceğim. Ve de arkadaşım şuraya bakarsam da ax kare bx diye bir açılım varsa bunu hemen ne yapıyorduk? Şöyle 3x'e x 2x diye ayırıyorduk. Burada 5'e 3 diye ayırdığımda bakın arkadaşım 3 kere 3 9, 2 kere 5 10 arası artı olduğu için demek ki bu artı bu eksiydi ve burada unutmuyorsun ki ne yapman gerekiyordu arkadaşım? Aynı çarptıklarını aynı yere almıyordun. Diğerini alıyordun. Bakın burada da 2x ile eksi 3 gelecekti. Ve değişken değiştirmede arkadaşım. Çarpanları ayırma konusunda değişken değiştirmede Yapman gereken neydi? Sorunun her tarafında x artı 2, x artı 2, x artı 2 varsa onun yerine k koyuyordun. Ve ekleme çıkarmada çok önemliydi. Bunu konu anlatımda uzun uzun anlatmıştık. Ve orayı da oradan takip edebilirsin. Tekrardan unuttuysan son kısmı bir izleyebilirsin. Çünkü çok önemliydi. çok önemli değildi aslında. Şöyle desem daha iyi. Çok önemli değildi. Aklında olsun. Ona da bir göz atarsın. Şimdi özdeşliklere geldim. ...özdeşlikleri de anlatayım sana. Özdeşliklerde ne vardı? 2 kare farkı vardı. X eksiye, X artıye vardı. Bu arada e, elimi bir çekeyim. E, ekran görüntüsü alın bence. Elimi bir çekeyim, ekran görüntüsü alın. Bir, bir yeri çizdik ama olsun. Çünkü en önemli şey bunlardı. X 2 kare farkı X y, X artıyeydi. Tam kare açılımı... ...X kare birinci ile ikinci çarpımın iki katıydı. Arası eksi ise iki, eksi koyacaktın. 2 küp farkı, 2 küp toplamında da... ...en sade hallerini alacaktın. Ve de sonrasında tam kare açılımı gibi yapıyordun ama buraya 2'yi koymuyordun. Ve eksi ile artı burası eksi ise burası eksi burası artı olacaktı. Burası artıysa hemen burası artı ve burası da artı olduğu için eksi olacaktı. Burası her zaman artıydı. Geldim buraya arkadaşım küp açılımına geldim. Küp açılımına baktığımda da küp açılımında bilmen gereken ne? O da şu yine 1, 3, 3, 1 vardı. X küple başlayıp X'ler azalırken Y'ler artıyordu ve bu açılımı lütfen iyi bil demiştik. Ve burada bilmen gereken arası eksi ise eksi artı eksi diye devam ediyordu. Arası eksi ise eksi artı eksi diye devam ediyordu. Ama arası artı ise herkes artıydı. Ve küp açılımında bu şekilde de yazabilirdin. 3x paran 3x y alabilirdin. Çünkü o zaman bak eline x artı y'ler geliyordu. Burası geliyordu ve adam sana bununla bunu veriyorsa bunu bulmak kolay oluyordu dedik ve bitirmiş olduk. Ve de çarpanları ayırma kısmının bizim Binom açılımına benzeyen tarafı da burasıydı. Burayı da unutmuyorsun arkadaşım. Bu da zaten bak yine Pascal üçgeninden geliyor. 1 5 10 10 5 1 ve üstler azalırken x'ler y'ler de y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2 diye devam ediyordu arkadaşım dedim ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Arkadaşım polinomları da bitirmiş olduk ve hepsini de güzel bir şekilde anlatmış olduk. Süper bir şekilde hallettik. Bakın arkadaşlar hemen şurada size göstereyim. Sayma olasılık konusunu çok güzel bir şekilde bitirdik ve konularımız bunlardı. Ve arkadaşlar fonksiyonlar konusunu bitirdik ve konularımız bunlardı. Ve de şu anda da polinomları bitirdik. Polinomlarda dört işlemin bölmesi çok önemliydi. Çarpanlara ayırma matematiğin her tarafında kullanılıyor. Onunla ilgili bir soru çözümü yani yarım soru çözümü yarım konu anlatım yapmıştık. Ve de arkadaşlar bir tane de kocaman polinomlarda çarpanları ayırma diye video yapmıştık. Lütfen o videoları da tekrar izleyebilirsiniz dedim geçtim. Polinom kavramında bilmen gerekenleri de söyledik. Her şeyi yaptık arkadaşım. Polinomlar bitti, fonksiyonlar bitti, sayma olasılık bitti. Her şey bitti, dönem bitti, full tekrar bitti arkadaşım. Ödevlerini sakın unutma. Lütfen kitabını baştan sona tara. Lütfen konu anlatım kitabın varsa ya da başka test kitabın varsa sıkıntı yok. Hangisi varsa biz ödevlendirmeleri buradan yaptığımız için, söylediğimiz için bunları gösteriyoruz. Ama senin elinde ne çalışıyorsan lütfen kitaplarını bir tara. Kitaplarını bitirdiysen belki burada bir yardımcı kaynak alıp bu dönemde de bunu bitirebilirsin dedik. Ve artık sonuna geldik. Her şey bitti. Video da bitti. Artık ikinci dönem görüşeceğiz zaten. Ondan öncesinde arkadaşım bunları söyledik. Bitmiyor hala. İşte ödülü soru arkadaşım. Ödülü soru birinci dönemin nasıl geçti? Bize bir anlat bakalım. Ve ikinci dönemden bizden beklentilerini, kendinden beklentilerini, hayattan beklentilerini onları da lütfen yorumlara yaz. Bir de benim ekstradan bir ricam varsa ne? En son hangi konuda kaldınız? Onu da yazarsan yorumlara ikinci dönem sizler için daha da ayrıntılı güzel videolar hazırlarız. Arkadaşlar bir dönem bitti. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. İkinci dönem görüşürüz.